Rüyada diş görmek. İhya, kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder üst dişler baba tarafından, alt dişler anne tarafından akrabalara. Üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya. Alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına. Bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişin temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatına. Bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma, diş oynaması hastalığa, diş kiri yahut kokusu kötü şöhrete sünnete uymamaya, diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya, dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe, küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahut korkutmaya, kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değilse ele geçecek dünyalığa, diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya, Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mutluluğa, odun. Taş vs.dn yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere, ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine, diş bazen yıllara, Efendimizin güzel söz ve davranışlarına, diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya. Dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya, diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesine, düşen yahut çıkan dişi gömlek yahut bir şeye sararak saklamak akrabadan yahuda işaret grubu. Molla Cami, rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evrada işarettir. Dişler mala, binilecek hayvana. Hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya hububat, ölüm ve hayata, ayrılığı ve birleşmeye işarettir. Dişler emanet ve gizli şeylere işarettir. Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdır. İkisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin islinden meydana gelmiş olan en yakın kimselerdir üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatle iki dostudur. Köpek dişleri, rüyayı görenin amca oğullarıdır veya amca oğulları gibi iki dostudur. Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimat edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanıdır veya onun yerine geçen başkanın dostudur. Ön azı dişler dayı ve dayı ondan ve öğüt vermedi ondan yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır. Alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve halıdır. Bunların sağ tarafta olanı anne, sol taraftaki halıdır. Eğer rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun da kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya hala kızıdır. Bundan takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimat edilen başkanı veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayı kızıdır. Arka azı dişler Rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyük annelerdir. Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarıda da izah edildiği gibi, dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremeyeceği bir şekilde ortadan kaybolmasıdır. Eğer rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, dişin tabirde temsil ettiği akrabasında eline bal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.